gönülde saçlar, yerlerde saçlar. Kimin o saçlar bilmiyorum. Uyandığımda yabancılarla ve kendimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni. Uzun uzun soymam beni, ölümü. İlk önce tabii ki erken teşhis önemli diyoruz. Bu çok önemli bir şey. Annemin yıllardır bana öğrettiği şey elle muayene. Yani ne olursa olsun Zeynep, sürekli elle muayene et göğüslerini. Ben meme kanseriyim. Ben de elle muayene ederken kendi göğsümü bir kitleye rastladım. Ve bunun üzerine doktora gittim. Doktor ısrarla bunun bir yağ bezesi olduğunu söyledi. Telaş yapılacak bir şey yok dedi. Ama ben ikna olmadım. İkinci bir doktora gittim. İkinci bir doktora gittiğimde evet bunun kötü huylu bir tümör oldu, ortaya çıktı. Ve ondan sonra yolculuğumuz başladı. Burada önemli olan iyi bir görüntüleme uzmanı, operasyonu yapacak iyi bir genel cerrah ve ben hasta. En önemli şey, 3 kişi yolumuza devam ettik. İlk öğrendiğim zaman aslında hiç üzülmedim. Çünkü bu o kadar önemli bir şey ki size nasıl anlatıldığı önemli. Benim görüntüleme uzmanım sevgili Işıl Soygur bana şöyle anlattı. Vücutunda bir isyan çıkmış ve masal gibi geldi. Onu böyle hayranlıkla dinledim ve verdiğim tepki böyle çok normaldi. Ne yapabiliriz? Hemen yol haritasını çizdik. Profesör Doktor Ekmel Tezer'le birlikte operasyon gerçekleşti ve kemoterapi süreci başladı. Şimdi de ışın tedavisi alıyorum. Ama çok heyecanlandım çünkü eve gittiğimde kanser olduğumu öğrendim ilk gece. Ben sanatçı olduğum için acaba bu kanserin bana geri dönüşümü nasıl olacak? Ben neler üretebileceğim? Bir kitap mı çıkaracağım? Bir senaryo mu yazacağım? Ya da resimlerim nasıl olacak? Yani tek düşündüğüm buydu ve çok heyecanlıydım. Bu süreci gerçekten merakla bekliyordum. Sevgili arkadaşımın bana Kalbenin Bir Şarkısını göndermesiyle her şey başladı. Şarkıyı dinlerken günlük rutin işlerim, işte dışarıdan gelince makyajımı silmek, peruğumu çıkarmaktı. Şarkı saçlardı ve benim peruğum birçok kadının saçlarından oluşmuştu ve kendime o kadar yakın hissettim ki bu şarkıyı. Saçlar, bu kimin saçlar diyordu. Ve şarkının sözleri devam ettikçe ben aynanın karşısındaydım. Bunu videoya çektim bu süreci. Aslında eski Zeynep'ten yeni Zeynep'e dönüşümdü. İşte çok güzel bir hanımefendiyken sonuç bir anda saçlar, kirpikler dökülmüş. Kemoterapi süreci bitmiş fakat eski halinden eser kalmayan bir hale dönüştü. Hiçbir zaman gülümsemeyi eksik etmesinler. Aslında olay çok basit. Hepimiz uzun bir yolun içerisindeyiz. Bu yolda yürürken irili ufaklı taşlar karşımıza çıkıyor. Benim yaptığım şey, sevdiklerimin elinden tuttum, o taşı da cebime aldım, yoluma devam ediyorum.